Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Teknolojik cihaz almak neredeyse artık hayal oldu. Yurt dışından telefon almak Türkiye'ye göre daha ucuza geliyordu. Ülkemizde bu cihazları kullanabilmek için düşük miktarda açtırma ücreti ödüyorduk. Fakat 8 Temmuz'da gelen düzenleme ile açtırma ücretlerinde artışa gidildi. İMEİ kaydı için alınan 20.000 lira 2024 yılında 31.692 liraya çıkacak. Türk İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Kasım ayı sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 14.025 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 45.686 lirayı buldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18.239 liraya yükseldi. Milyonlarca öğrenciye verilen burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. KYK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada öğrencilere Ekim ve Kasım ayı ödemelerinin birlikte yapılacağı yer aldı. 2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2.000, yüksek lisans için 4, doktora öğrencileri için ise 6.000 liraya çıkarıldı. Borsa ve dövizde parası olanlar aman dikkat! Dövizden elde edilen faiz gelirleriyle borsadan kazanılan paralara uygulanan vergi oranlarının %40'a çıkartılması için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Yeni yılda asgari ücrete bir defa zam yapılması şirketlerin maaş politikasını da etkiledi. Şirketlerin %67'si bu yıl çalışanlarına 2 defa zam yapmıştı. Gelecek yıl bu oranın %33'e gerilemesi bekleniyor. 2024'te tek seferlik zam yapmayı planlayanların sayısı ise %59. Türkiye, uluslararası yatırımlarda dünya devlerinin radarına girmeyi başardı. Alibaba, Amazon, Huawei ve PepsiCo Türkiye'de yeni yatırım kararı aldı. Alibaba, İstanbul ve Ankara'da yatırım yapacağını, Toyota ise Avrupa'daki ilk batarya ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisini Sakarya'da kurduğunu duyurdu. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.